Sınıflarla ilgili olarak açıklamalarımız devam ediyor. Yine bu bölümde ilgili iki tane keyword işleyeceğiz birlikte. Birincisi this keyword'ü, ikincisi de static. This ile sınıfın kendi içerisindeki fonksiyonlar, voidler içerisinde kendi değişkenlerini, kendine ait olan diğer fonksiyonları kullanabildiğini birlikte göreceğiz. Bunları normalde kendi isimlerini de yazarak görebildiğimiz gibi this kalıbı ile birlikte de kullanabiliyoruz. Karışıklıkları daha da engellemeye yarayan, güzel yerine göre yararlı olabilecek bir keyword. İkincisi de statik fonksiyonlar ve statik bir takım tanımlamalar, örneğin void tanımlamaları, fonksiyon tanımlamalarını yapabileceğimizi göreceğiz bu bölümde. Şimdi ilk olarak dizi bir kere inceleyelim. Pencere sınıfı içinde herhangi bir fonksiyona gidiyorum ben. Örneğin temizliğe gidiyorum. Burada this dedikten sonra normalde pointerlarda kullandığımız tire ve büyüktürü yazdıktan sonra bu sınıfın bütün özellikleri bize açılmış oluyor. Burada görüyoruz. Gösteri çağırabilirim. Me, boy, n, özellik, özellik, x, y gibi. Burada bütün bu sınıfa ait olan bilgiler bize listelendi. Ve protected alanlar, gördüğünüz gibi hemen solunda küçük anahtarcıklar var. Ve private alanda ise anahtarlık resmi var. Private alan, bu alandaki bilgilere dışarıdan erişim daha da zordu biliyorsunuz. Protected alanlar o sınıftan türemiş diğer sınıfların eriştiği alanlardı. Yani kendisiyle ilgili olan tüm sınıfların bu alanlara erişebildiği bir alandı. Bu alandaki bütün bilgilere. Şimdi this bu işe yarıyor. Bunu gördük ama this'i neden kullanmaya ihtiyaç duyabiliriz? Bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum ben. Burada ben başta bütün tanımladığımız değişkenlerin, bir sınıfa ait bütün değişkenlerin başında m işaretini, metre işaretini kullanabileceğimizden bahsetmiştim. Member'ı ifade ettiğinden ve hatta şeyden bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir fonksiyonun içerisindeki değişkenlerle çakışmayı da engelliyordu bu. Şimdi normalde şu şekilde bir tanımlamada yapabiliriz biz. String başlık. Bu gayet doğal, kabul edilebilir bir açıklama. Yani member'ı kullanmayabiliriz ve sayısını da istersek kullanmayabiliriz. Başlık diyebiliriz direkt. Şimdi temizli fonksiyonumuzun şu şekilde bir parametresinin olduğunu varsayalım. Burada tamamen bir örnekten yola çıkıyorum ben. String başlık. Böyle bir başlık bilgisi var. Burada bu başlık ekranda temizlendikten sonra pencerenin yeni başlığı olacağını düşünelim ve buradaki başlık değişkenimize de kopyalamamız gerektiğini düşünelim. Burada bize gelen parametrenin. Burada bir başlık var. Ama bu başlıkta ne bilgi varsa hem buradaki stringimize, buradaki değişkene kopyalayacağım sınıfa ait değişkene hem de ekranın başlığına set edeceğim o pencerenin. Böyle düşünelim. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir durumda iki değişkenin ismi de aynı olabiliyor. Eğer bu şekilde kullanacak olursak. İşte böyle bir kullanımda benim yapmam gereken bir tek şey var. Burada diz demek ve başlık eşittir. Başlık demek. Bunu yazdığım zaman bu aradaki çakışma engellenmiş oluyor işte. Eğer ben başlık eşittir başlık diyecek olursam başlığı kullandığım sürece bu fonksiyonun içerisinde ilk olarak bu fonksiyona girişte gelen parametrede böyle bir isim bulursa o parametreyi kullandığımızı, o değişkeni kullandığımızı varsayacaktır.
C++ derleyicimiz öncelikle buradaki değişkeni kullandığımızı kabul edecektir. Dolayısıyla ben burada ne kadar başlık dersem diyeyim, eğer başına diz ifadesini getirmezsem bu void'e gelen parametredeki başlığı kullandığımızı kabul edecek derleyicimiz. Bunu engellemek istersen bu da çok basit. Diz tre büyüktür başlık eşittir başlık dersek bu şekilde bu sorunu çözmüş olurum ben. Burada bu basit bir örnekti. Ben şöyle bir burada gelmiş olmasın bu. Bunu biz lokal olarak da tanımlamış olabilirdik. Şöyle yapayım. Burada lokal bir string başlık eşittir. Örneğin lokal bir bilgin değişkenimiz de olabilirdi. A, B, C başlığımız bu. Hem bu sınıfın başlık değişkenine bunu aktarmak istiyorum. Hem de bu değişkendeki bilgiyi de pencerenin gözüktüğü, ekranda gözüktüğü yerde başlığa göstereceğim orada o başlığı. Yani pencerenin başlığı olarak da ekranda gözükecek. İki işlem birden. Bu şekilde de olabilir. Ben burada disk kalıbını kullandığım anda bu çakışma tamamen önlenmiş oluyor. Bu bu bölümde işleyeceğimiz birinci bir bilgiydi. Diz keyword'ünü işlemek istedim. Sınıflarda bunu ihtiyacımız olacak. Daha başka yerlerde de yapılarda da buna bu tür şeylere ihtiyacımız olabilir. Diz sadece sınıfın içerisinde çalışan bir şey değil. Biz void tanımlamalarını, fonksiyon tanımlamalarını sadece sınıfların içinde yapmıyoruz. Yapılarda da yapabiliyoruz. Structure'larda önce görmüştük. Onların içinde de void'ler tanımlayabiliyoruz. Buna izin veriyor derleyicimiz. Dolayısıyla diz yapılarda da işe yarayacaktır. Sınıflarda da işe yarayacaktır. Güzel bir keyword, kullanabileceğimiz güzel bir keyword. Bununla birlikte şimdi ikinci bilgimize geçelim. Statik alanlar tanımlayabiliyoruz. Statik keyword'ümüz var bir tane. Statik örneğin int i sayı diyorum şu anda. Burada m diyelim. M i sayı. Böyle bir değişken var. Pencere sınıfımızın böyle bir değişkeni var. M i sayı isimli bir değişkeni var. Şimdi ama gördüğünüz gibi tanımının sadece başına static ekledim ben. Int türünde. Örneğin temizle çalıştığı an buna ben eşittir. Yüz değerini atayacağım ama bu temizle otomatik çalışıyor mu? Pencerenin yapıcı fonksiyonun içerisinde çalışmıyor. Aşağıda da herhangi bir şekilde temizliğe otomatik bir çağrı olmazsa önemli bu çünkü benim için. Pet pencerenin kurulumu esnasında temizliğe şurada gördüğünüz gibi otomatik bir çağrı var. Farklı bir fonksiyon tanımlamak istiyorum o zaman ben. Onun içerisinde mi sayıya bir değer atayacağım. Public hatta tanımlayalım. Dışarıdan da çağıracaktım zaten. Void değer ata isimli bir fonksiyon tanımlayacağım. Pencere isimli sınıfımızın içerisinde. Şimdi burada da mi sayıya %20 verelim. Hatta değer ata demişken hazır şuradaki bilgileri de buraya aktaralım. Belki şey olarak da açıklayıcılık anlaşılırlık anlamında da belki burası daha da güzel olacaktır. Yani temizliğiyle hiçbir işimiz kalmasın bizim. Değer ata şeklinde bir yeni bir fonksiyon tanımladım ben. Ve burada da bunu gölgeleyeyim. Hatta şunu açalım. Bu sınıfın mi sayı isimli değişkenine yüz değerini atıyorum ben. Tek yaptığım bu. Şimdi hemen penceremizi kullanacağız. Örneğimizi işlemek istiyorum. Statik
ifadesini daha iyi anlayabilmemiz için. Şimdi ilk olarak şurada bir sınıfı ben nasıl yaratabilirim tanımını yapacağım. Önce türü belirtiyorum. Pencere PNC diyelim. İsmine de değişkenimizin ismi PNC. Eşittir new pencere diyebileceğim gibi tabi bu pointer türünde tanımlarsam şu şekilde bir tanımlama yaparsam da direkt bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi PNC 1 olsun bu. Bir tane de Ctrl C and bunu da yeniden kopyala yapıştır yaptım ve PNC 2. Şimdi PNC 1 ve PNC 2 iki tane pencere sınıfımız. Hafızada bu şekilde ben kodladığım zaman yaratılmış oluyor. Şu anda kod çalıştığı anda. Şimdi PNC 1 nokta değer ata diyebilirim. PNC 1 nokta değer ata. PNC 1'in içerisinde de bir örneğin MIX var, MIY var, MIN, boy var. Bu değişkenlerin hepsi PNC 1'de de var ve PNC 2'de de var. Bunların hepsi ayrı ayrı var normalde. Statikteki fark bunların ayrı ayrı olmayışı olacak. Şimdi bir değer MIX'e de bir değer atayacağım burada. MIX eşittir. Örneğin X'e de 90 değerini atayalım. Şimdi buradaki olayı öncelikle kafamıza iyi yazalım. MIX bizim normal int türünde bir değişkenimiz. MI sayı ise statik int türünde statik olarak tanımladığımız bir integer değer. Değer ata fonksiyonun içerisinde de ekranda gördüğünüz gibi x'e 90 değerini atıyorum. Sayıya da 100 değerini atıyorum. Şimdi burada iki tane pencere açtık. Birinci PNC 1'e değer ata fonksiyonunu çalıştırdık. Şimdi PNC 1'de de dediğim gibi bütün o değişkenler ayrı ayrı var. Hafızada yaratılmış oluyor. PNC 2'de bunlar iki sınıf, iki ayrı sınıf oldu artık. Aynı sınıf, tabanı aynı ama iki ayrı nesne oldu. Bunu şöyle düşünün. İki tane bardak, aynı bardak. Ama iki tane yan yana duruyor. Dolayısıyla ikisinin de bütün özellikleri kendisine ait, özellikleri kendine ait. Yani camdan, bardaktan belki bu olayı çok iyi örneğini veremem. Başka bir örnek vereceğim. Örneğin iki tane aynı kitabı düşünün. Tamamen ikisi de aynı konu, aynı yazar, aynı kitap. Aynı kitap ama iki tane. İkisinin de birebir aynı sayfaları var. Her şeyi aynı ama ikisinin de kendisine ait her şeyi farklı sonuçta. Yani iki ayrı nesne yan yana. Şimdi burada söylemeye, vurgulamaya çalıştığım şey bunların bütün değişkenlerinin de iki nesnede ayrı ayrı var olduğu. Yani ben burada PNC 1 nokta değer ata dediğim zaman PNC 1'in x'ine 90 değeri atanıyor ve PNC 1'in özel sayısına ya da sayısına 100 değeri atanıyor. Bu PNC 2'nin ikisine değil. Şimdi burada C out'la bir ekrana çıktı gösterelim. PNC 1 tabii ki bunu göstermeden önce yalnız bir erişebilmem için protected alanda değil de bunları public alanda tanımlamam gerekiyor. Şimdilik bu iki sayıyı buraya aldım ben. Public olarak kullanabilmek için dışarıdan, çünkü dışarıdan kullanımda ki şu an dışarıdan kullanıyoruz, ancak public değerlere erişebiliriz. Şu anda şuradaki yanında anahtar bulunan bilgilere erişemeyiz. Onlar protected alanlar. Nesnenin kendisine ait protected alanlar. Şimdi burada PNC 1 nokta gördüğünüz gibi değer ata public. Yanında hiçbir işaret yok. Kullanabileceğimiz bir bilgi olduğunu görüyoruz. Ve biz x'i de biraz önce öyle yaptık.
şu anda buradaki listeye mi gelmedi bu? Neden böyle? Bir kere daha bakayım. Derlenmesi gerekiyor olabilir. Derlendikten sonra bazen o listeler daha düzgün çalışıyor. Şimdi ya da şöyle yapayım. Derleyelim. Bakalım bir hata mesajı alacak mıyız? Bir hata mı var? Hem derlenmiş olsun. Bir tane hatamız varmış. Evet. Diğer hata da evet. Bir başlık vermem gerekiyordu. Onu unuttum. Mesela o ABC demiştik ama işte bir başlık diyeceğim öylesine. Şimdi and şimdi x geldi buraya, tamam. X'i ekrana yazdıracağım ve de png1 nokta i sayıyı yazdıracağım ekrana. Tabi bu arada bir şöyle bir boşluk verelim ki arada bir aralık olsun sayıları daha iyi görebilmemiz için ve getch diyelim. Bir derleyeyim bakalım. Herhangi bir sorun yoksa bunu çalıştıralım. Ekranda ne gözükecek? Daha sonra da png2'nin aynı bilgilerini ekrana yansıtmak istiyorum. Hata vermedi biraz önce. Şimdi çalıştıracağım. Tabii ms başlığı hiç kapatmasam daha iyiydi. Orada onu kapatmayayım. Başlıkta dursun. Ms başlıkta dursun. Yani bir takım atamalarda falan kullanıyoruz onu çünkü. Büyük ihtimalle bunu şu yüzden yapmış olabilir. Bu türemiş bir nesne, yani bir diğer nesnenin tabanı. Şuradaki şunu kopyalamak istiyorum ben. Şu an yapmak istediğim şey bu. Delete. Bu nesneyi eski haline getireceğim. Ve yukarıda bir tane arkadaş sınıfımız vardı. Veya bir tane deneme ek bir sınıf oluşturmak istiyorum. And şurada. Static sınıf diyeyim ismine. Bu sefer de bir denememi bu şekilde yürütmek istiyorum. Tam olarak neden olduğunu emin değilim. Ama bundan olabileceğini düşünüyorum ben. Şimdi delete. Şunları şuraya koyalım. Static sınıfımız var ve şuradaki işlemi kapatayım. Control End ile şimdi en sona gideceğim. Pencere bir yerine Control ve Static sınıf yapacağım bunu. Bakalım yine hata verecek mi? Static sınıf.
Eğer şimdi de hata çıkarsa farklı bir yöntem daha deneyeceğim. Bunu neden yaptığını aslında biliyorum ben ama şu anda bir izah etmek istemiyorum. Başarabilirsem daha güzel bir şekilde izah edeceğim bunu. Yine unresolved external system symbol hatası aldık. Şimdi statik olarak tanımladığımız için aldık bu hatayı. İki tane nesne oluşturduk ve iki kere aynı değişkenin tanımıyla karşılaştı. Dolayısıyla hata üretti. Bunun açıklamasını yapmadan önce bir şey denemek istiyorum ben. Add class'la bir sınıf oluşturmak istiyorum şimdi. Hem bir sınıf oluştururken hem hash dosyası hem CPP dosyası ile birlikte çalışmasını da birlikte incelemiş oluruz. Bence çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bir deneyelim bakalım ne yapacak. Evet, class name deneme home statik deneme diyorum ben buna. Bu şekilde finish diyeceğim direkt. Statik deneme hash ve statik deneme cpp isimli iki tane dosya oluşturdu. Şimdi burada cpp dosyasına da tıklayalım. İşte burada statik denemenin yapıcı ve yıkıcı fonksiyonlarını da otomatik içerisine yerleştirdi. Burada da sınıfımızın tanımı var. İşte ikinci sınıfın oluşturulma tekniği bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi hatta buradan eklemeler yapabilirim ben. Mesela şuradan ama tabii şu anki editörüm buna izin vermiyor. Peki önemli değil o zaman. Ben kendim ekleyeceğim. Static int i sayı diyeceğim. Tabii i sayı diyelim. İsim benzerliği olmasın. Main i sayı da öbürküsü. Şimdi ilk olarak statik deneme haşı bir kere include etmem gerekiyor. Şunu kapatalım burada. Şurada statik deneme nokta haşı include edelim. Bu bir. İlk yapacağımız şey. İkincisi de artık kullanımına geçeceğiz. O da aynı aşağıdaki olduğu gibi olacak. Control End Static deneme. Sadece bunları değiştirmek istiyorum ben. Static deneme. Şimdi değer atayı oluşturalım. Şuradan. Public Void değer data diyeceğim ve burada da bunu gerçekleştirelim dilerseniz. Şunu kopyalamak istiyorum ilk olarak direkt. Şuraya da değer data demek istiyorum. Delete ve i sayı eşittir 100 demek istiyorum. İlk olarak buna izin verecek mi? Benim için önemli olan bu en başta. İ sayı i statik sayı statik i statik diyelim buna. Şimdi gördüğünüz gibi statik deneme sınıfın için SS1 ve SS2 iki tane tanımlama yaptım ve değer ata ama bunun tabi şu string bir parametre istemiyor. Bunu kaldırdım.
Bu şekilde bir deneme yapmak istiyorum. Bakalım bunu kabul edecek mi? Bir derleyelim bakalım nasıl bir hata çıkacak karşımıza. Büyük ihtimal hata çıkacaktır. Ama buradaki sorunu açtığım zaman ben aslında açıklamasını çok güzel bir şekilde yapacağım size. Şimdi şurada başında void demedim tabii ki. Demek gerekiyordu. İyi. Statik. Bir kere bu açıklamayı yapabilmem için bizim bu statikle yapılan işlemi çok iyi kavramış olmamız gerekiyor. Tabii şimdi bir MX yok tabii ki. O aklıma geldi benim. Onu hemen oluşturayım şurada. Yine aynı hata ile karşılaştık. Şimdi bu noktada ben şunu söylemek istiyorum. Bir kere C programcısı olduğunuzda deneyimli, uzun süresiyle uğraşan bir C programcısı olduğunuzda bu tip konularda deneyimleriniz artıyor. Visual C ile alakalı olarak daha çok bu karşılaşılan bir problem. Örneğin Borland'ın C ile CC ile derlediğinizde statik tanımlamalarda eğer uygun doğru şekilde tanımlama yaparsanız hiçbir sorunla karşılaşmıyorsunuz ama Microsoft Visual Studio'da bazen bu şekilde içinden çıkamayacağınız bir durumda olabiliyor statik tanımlamalar yaptığınızda. Burada ben açıklamak istiyorum. En azından statik nedir? Anlama geliyor. Nerede kullanıyoruz biz? Statik ile kastettiğimiz bir tek değişkenin tanımlandığı. Burada örnekte yapmak istediğim şey şuydu. O örneği de tam olarak bitireyim şurada. Çünkü burada öncelikle birincisini yazdırmak istemiştim ben ve ardından da SS2'deki değerleri yazdırmak istemiştim. Şimdi eğer hatalar almasaydık şurada şunu yapalım. MIX burada MIX eşittir 90 örneğin 90 demiştik biz. Şimdi bu birinci satır çalıştığında kodumuzun biz sadece SS1'in değer ata fonksiyonunu çalıştırdık. SS2 nokta değer ata demedik. SS1'in X değişkeninde 90 değerini ekranda görecektik. Ve tire'den sonra da istatikte de 100 değerini görecektik. Ama SS2'nin X'ini yazdırdığımızda o anda hafızada ne varsa o sayıyı gösterecekti. 90'ı göstermeyecekti. Bununla birlikte SS2'nin istatikini de ekrana yazdırdığımızda yine 100 rakamını görecektik. Burada statikle ilgili anlayacağımız olay şu. Bir tane tanımlama yapılıyor ama artık o nesnenin tanımının yapıldığı, tanımının tip olarak tanımının yapıldığı yerde hafızada bir tek değişken olarak var olmuş oluyor, tanımlamış oluyoruz ve artık oradan hiç kalkmıyor. Yani tek bir değişken çoğalmıyor ve aynı yerinde kalıyor.
Statik zaten durağan anlamında kullanılan bir şey. Durağan, yerinde kalan, hiçbir zaman bozulmayan. Yani ben kaç tane statik deneme sınıfı tanımlarsam tanımlayayım, istatik değişkenin bir tane olacak ve içine yaz, eğer nerede yazarsam yazayım herhangi bir değer, o değer kalacaktı. Bunu size anlatmaya çalışıyordum. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Eğer Borland derleyicisiyle bunu derleyecek olursak hata çıkmadan derleyecektir bunu. Ama şu anda bununla ilgili olarak hafızada derlemeden sonra obje dosyasını oluşturduğunda iki kere derleme yapıyor ve aynı değişkenin iki kere tanımlandığı gibi bir şeyle karşılaşıyor derleyicimiz ve bize hata veriyor. Bu statik tanımlamalar yaparken genelde karşılaşılan bir problem. Burada benim söylemek istediğim şey en azından bu. Statiği bu şekilde en azından hafızamızın bir kenarına yazalım. İkincisi bence bu yine çok yararlı oldu. Çünkü bir sınıfın böyle bu şekilde bir iki ayrı dosyada da nasıl tanımlanıldığını da en azından örneğini işlemiş olduk. Bu anlamda da güzel oldu bence. Önceki örneklerimizi yine eski haline çevirmiştik son olarak. Yani pencerede bir tek yalnız başlığı orada ekledik. Başlığı açıklarken string başlık değişkenini ekledik. Ve ona hatta sanıyorum artık kullanılmıyor. Onu kaldırabiliriz bile buradan. Başlıkla ilgili olarak işlediğimiz şey neydi? Diz kalıbını kullanabilmemiz ve çakışmaların engellenmesiydi. Onu buraya yapıştırayım ben. String başlık demiştik. Şu şekilde bir tanımlama yapabiliyorduk. Ve burada da string başlık şeklinde bir lokal değişken tanımlayabiliyordum. Diz bu sınıfın başlık değişkeni eşittir başlık diyorduk. Bu şekilde bir eşitleme yapıyorduk. Zaten şu anda eğer ben bu statik bilgisini kaldıracak olsam buradan kodumuz hatasız çalışması gerekir. Tabii şurada ix'e de bir değer atayalım. Değer atadık. Burada 90 değerini atadık. Dilerseniz şu şekilde bir çalıştırmayı deneyelim. Bakalım herhangi bir sorun var mı? Şimdi ikisini de yazdırdık ekranda. Tabii yine bir yeni satıra geçmemiz gerekirdi. O anlamda hata var şu anda ama sanıyorum şununla ilgili buradaki hatamız şuradaki dosyaları stdafx h dosyamızın içerisine yerleştirelim. Bakalım sorunum çözülecek mi? Burada stdafxh isimli her projemizde bir dosya var. Bu dosya bizim işte bu kullandığımız include'ları ekleyebildiğimiz bir dosya. Standart olarak kullandığımız include dosyalarını aslında buraya yerleştirmemizde fayda var normalde. Ama yine Microsoft Visual C'nin azizliğine uğradığını düşünüyorum ben. Şey yapacağım o zaman. String demeyeyim buna. Örneğin int türünde bir değişken tanımlayayım. I örnek diyeyim bunun ismine. Şimdi şurada da
string'i şu anda burada kullanmama izin verecek bu. Ama eşittir, şöyle diyeyim. Ama şu anda burada bu hash dosyasının içinde tanımlamamı kabul etmiyor. C++'da Visual C, Microsoft Visual C++'da bu include'larla ilgili genelde bu sorunları aşacak derecede deneyim sahibi olana kadar bayağı bir her programcı zorluk çekiyor. Bu çok önemli bir kavram gerçekten. Bizim bir dönem bu dile yatkınlığımız artana kadar başımıza artabilecek bir durum. Derleme ile ilgili olarak sorun çıkıyor ve bize iletiyor. Örneğin biraz önceki durumda string tanımsız gözüküyor. Statik deneme hash derlenirken. Belki kim bilir birkaç kez derleniyor. Birden sonraki derlenişinde veya en başta statik hash derleniyor. Ve o esnada da string tanımsız. Normalde bu aslında project pencere sınıfı properties'e girelim. Burada bir takım ayarlar var projelerimizin özelliklerine bakabildiğimiz. Burada precompiled headers şeklinde bir sayfa var. Burada ki şu ayarla aslında alakalı olabiliyor genelde. Use precompiled header veya not using diyebiliyoruz. Ön compile edilmiş header'ları yani header'ları ilk olarak en başta derliyor eğer bu seçeneği açarsak ve ilk olarak tanımlar hafızada yerleşmiş oluyor böylece. Yararlı bir kullanım olabilir ama bazen sorunlar da çıkartabiliyor. Şu anda hoş, not'ı da seçsem şu anda herhangi bir şeyin değişeceğini sanmıyorum string ile alakalı olarak. Ama sorun değil, int'e çevirmek istiyorum şu anda ben. En azından bu hataları, bu tip sorunların olabildiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu project özellikleri, project properties zaten bir Visual C konusu işlenirken başlı başına bir konu. Şu anda bu konuyu işlemeyeceğim ben çünkü C++'ı işliyoruz biz. Aslında biraz önceki verdiğim örnekler tamamen doğru, çalışması gereken örnekler ama Visual C++'la uyumsuzluk oluşabiliyor işte. String'i en iyisi ben buradan kaldırayım. String'i hiç kullanmayayım burada. Çünkü bir şekilde mutlaka kabul etmiyor string'i. Bunları yeniden buradan kaldıracağım. Buraya alayım bunları. İçinde herhangi bir değer yoktu. Bununla alakalı olmuş olabilir o. Şimdi yeniden derlensin peki.
azından projemiz çalıştı. Şuraya en sona girelim. Şimdi burada bir satır başı yapalım. Böylece daha iyi görelim kodumuzu. Bir. Şurada şöyle diyeyim. Tersleş en yapalım. Bir alt satıra insin. Bu şekilde ekrandaki bilgileri tekrar görelim. ...90 ve 100. Gördüğünüz gibi ikinci satırda da bir takım rastgele sayılar. Çünkü hiç çalıştırmadık. Yani değer ata isimli prosedüre hiçbir çağrıda bulunmadık fonksiyona. Dolayısıyla SS2'deki değerler tamamen o an hafızada ne varsa o değerler olmuş oldu. Şu anda statik deney isimli sınıfı kullanıyoruz biz. Burada bunun küçük bir örneği var. İkisinin tanımını yaptık. Birincisinin değer ata fonksiyonunu çalıştırdık. Benim burada yapmak istediğim şey şuydu. Tekrar söylüyorum bunu. İstatik'i statik olarak tanımlayacaktım. Dolayısıyla istatik'te atanan değer aynı olacaktı. İki satırda da yüzü gösterecekti. Ama ix ss1'de 90 olacaktı. SS2'de ise tanımsız olacaktı. MIX. Şimdi burada dediğim gibi derleyici ile ilgili, eğer Borland'ın derleyicisiyle bunu derleyecek olursak daha sorunsuz derleyeceğinden eminim. Çünkü ben iki derleyiciyi de kullanıyorum. Statik kullanımı her zaman Microsoft Visual Studio ile ilgili kullanırken daha uğraştırıcı, bir takım kontrolleri bu özellikle proje options'la ayarlamalarla ilgili olarak çok daha dikkatli ayarların seçilmesi gerekiyor. Yapılan yanlış bir seçim bunu sağlayabiliyor. Bu hatanın sürekli oluşmasını sağlayabiliyor. İçinden çıkılması kolay olmayabiliyor. Statik tanımlamalara zaten normalde nadiren ihtiyaç duyacağızdır biz. Duyabilir miyiz? Duyabiliriz. Bir tane şöyle ihtiyaç duyabiliriz. Tüm projemizde bir değişken bir tane vardır ve içindeki değer hep aynı kalmasını, yani hep aynı değişkenin kullanılmasını isteriz biz. Normalde bir değişkeni bir yerde tanımladığımız zaman o eğer bir sınıfın içinde tanımlamazsak hatayla karşılaşırız. İşte biraz önce gördüğümüz gibi unresolved simbol hatasıyla karşılaşırız. Yani bir kere normal olarak hemen isterseniz hatta şurada bir örneğini yapalım. Int A, B, C, X diyeyim. Tamamen farklı bir isim olması için yapıyorum bunu. Şimdi derleyeceğim bunu. Bakalım ne olacak. Evet, bir fail. Yine gördüğünüz gibi multiply defined symbols. Birden fazla simbol buldu. Çünkü neden? Statik deneme hash iki yerde birden include ediliyor şu anda. Birincisi burada. Statik deneme hash işte include ettiğimiz yerlerden birincisi. Diğeri ana projemizde. Aynı dosyayı biz burada da include ediyoruz. Ve bu include'da aynı hash dosyası iki kere derleniyor. Ve derlendiği zaman da eğer işte bu şekilde bir tanım yaparsak iki kere aynı değişkeni derlemiş oluyoruz biz. Şimdi bunu statik yapalım. Bu şekilde derleyelim bir de. Şu anda bunun herhangi bir hata vermemesi gerekiyor normalde. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir hatayla karşılaşmadık. Bu şekilde bir
int sayı tanımladığım zaman ben hata ile karşılaşmadık gördüğünüz gibi. Bütün projede ABCX isimli değişken bir tane olacak ve içine atadığım değer hep sabit o değişkende kalacak. O değişken içine nerede bir değer atarsam son değeri o olmuş olacak. Gördüğünüz gibi sınıfın içinde tanımladığımızda ise işte biraz önceki örnekteki hataya benzer bir hata oluşuyor. Bu hash dosyasının include ile ilgili bir problem gibi düşünebilirsiniz. Ama farkındaysanız ilk örneğimizde buradaki sınıfların birinin içerisinde tanımlamıştım static int'i. Ama yine karşılaşmıştık. Böyle bir sorunun içerisinden çıkmak kolay olmayabilir. Bu Microsoft Visual Studio'da çözmemiz gereken bir sorun olabilir. Bu durumu yani araştırılması, çözülmesi gereken bir sorun. Bu proje options'la alakalı olabilir dediğim gibi ama özellikle Microsoft Visual Studio ile ilgili sınıfların içerisinde bu şekilde bir atama yapılmasına belki de kolay bir şekilde izin vermiyor olabilirdi. O yüzden statik bir int tanımlama yapacaksak ve eğer Microsoft Visual Studio'yu kullanıyorsak ki Borland C'yi kullanıyorsak bununla ilgili bir sorun çıkmayacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Yine de yani şu anda %100 bu konuda konuşmak istemiyorum ama bu konu Borland'ın C'sinin bu konuda daha iyi olduğunu biliyorum. Yani bu include'la ilgili olarak bu derleme ile unresolved symbol sorunu ile ilgili olarak daha sorunsuz olduğunu ben çok iyi biliyorum kendi deneyimlerimden. Dolayısıyla static int kullanılabilir bir sınıfın içinde ve bunun kullanımı da aynı bu şekilde şu anki örneğimizde olduğu gibi olacaktır. Ama Microsoft Visual Studio'da da böyle bir hatayla karşılaşabiliriz. Bunu da birlikte görmüş olduk. Ama bu örnekte dediğim gibi en azından bir sınıfın bu şekilde bir dosya, iki ayrı dosyada da nasıl tanımını yapabileceğimiz de bir örneğini işlemiş olduk. Bu anlamda da çok yararlı oldu. Bu örneği ben artık burada bırakacağım. Belki kafalar fazla da karışmış olabilir. Aslında yaptığımız işlemler çok basit. Burada sadece yaptığımız işlemi dikkatlice takip etmemiz yeterli. Bir sınıfın yaratılışını biz daha önceki örneklerimizde de işlemiştik. İşte şu anda şöyle bir tanımlama yaptığım anda sınıfı hafızada yaratmış oluyorum ve bunun handle'ı, bunun tutamacı da işte şurada ismini verdiğim değişken olmuş oluyor. Şu şekilde bir satır yazdığım anda ben statik deneme sınıfını hafızada oluşturmuş oluyorum ve SS1 ile de bu sınıfa hükmedebiliyorum. Bir sınıf daha yarattım şurada ikinci satırda. SS2 değişkeniyle bunu da tutuyoruz. Ve iki tane statik deneme sınıfı hafızada yaratılmış oldu. Burada birincisinin değer ata fonksiyonuna çağrıda bulunduk. Ve içerisinde yaptığımız atamalar SS1'in yani o sınıf hangi sınıfsa o sınıfın değerlerine atama yapmış oluyoruz biz burada. Diz.i örnek eşittir i örnek. Statik olarak, lokal olarak burada bir i örnek değişkeni tanımladım. Lokal bir değişken bu. Yani bu fonksiyon boyunca sadece hafızada kalan, bu fonksiyonun bittiğinde hafızadan atılan bir değişken. Int i örnek. Ama neyle benzer? Bu sınıfın kendi değişkeniyle de benzer. Aynı isimde olabilir. Aynı isimde bu şekilde tanımlayabiliriz dedik. Ama bu durumu aşmak için de dizi kullanabiliriz dedik burada. Diz.i örnek dersem sınıfın i örnek değişkenine lokaldeki tanımlamış olduğum i örneği ata demiş oluyorum burada. İşte burada statikle ilgili olarak örneğim vardı. Statiği 100 değerine atayacaktım. Dolayısıyla SS1'in i statiği de SS2'nin i statiği de ikisi de eşittir 100 olacaktı ekrana yazdığımızda. Biz sadece birincisinin değer ata fonksiyonuna çağırmıştık ama ikisinde de i statik 100 olacaktı. Fakat i örnek ix
sadece SS1'de 90 olacaktı. Sonucu görememiş olsak da bunun açılımı bu. Eğer şu ana kadar biz dikkatlice yapılan işlemleri takip ettiysek, burada bence şu ana kadar yapılan bu işlemi ve anlatmaya çalıştığımı çok iyi bir şekilde anlamış olacağımızı düşünüyorum ben. Ve bu örneği burada noktalıyorum. Bu örnekte buradaki dersinde iki tane şeyi açıklamaya çalıştım. Birincisi dis ve bunun kullanımını gördük. İkincisi de statik. Statikle ilgili olarak sadece değişkenler tanımlanmayabiliyor. Ayrıca statik voidler de tanımlayabiliyoruz biz. Statik void tanımladığımızda da aynı şekilde sanki klasa ait değil de sürekli orada duran bir tane sınıf gibi düşünebilirsiniz. Yani statik örneğin sabit fonksiyon diyorum. Bir isim veriyorum sadece ve adına sabit fonksiyon diyorum. Statik tabi void diyelim şuna. Void de tanımlayabiliriz. Bakalım statik void'i kullanabilecek miyiz sorunsuz bir şekilde? En azından bunu rahatlıkla yapması gerekir. Statik bakalım olacak mı? Olmazsa da artık şu şekilde sadece tanımını yapacağım. Statik sabit fonksiyon şeklinde bir tanımlama yaptım. İçine herhangi bir kod yerleştirmedim. Burada kullanımını göstermek istiyorum. Bunun kullanımını şu şekilde yapabiliriz biz. Statik deneme. Şurada iki nokta diyorum ve sabit fonksiyon diyorum. Şu şekilde bunu bir çağrıda bulunabilirim. İşte sabit fonksiyonun kullanımını bu şekilde gerçekleştireceğiz. Ama bunu statik olarak tanımladığımızda fonksiyonları böyle gerçekleştireceğiz. Statik bir void'i bu şekilde tanımlayabiliriz bir sınıfın içinde ve ona çağrı yaparken de bu şekilde çağrı yapabiliriz. Bu da statik void'in kullanımı ve tanımlaması olmuş oluyor. Tabi burada bir hatayla karşılaşacak mıyız bakalım. Yine aynı şekilde bir hatayla karşılaştık. Normalde dediğim gibi bu da aslında hata teşkil etmeyen doğru bir tanımlama. Ama şu anda bunlardan iki tane olduğunu düşünüyor. Şunları şöyle yapmak istiyorum ben. Ctrl-C, şunu da şöyle diyelim. En azından bu şekilde bırakacağım. Ve bunu da burada bu şekilde noktalamak istiyorum. Tabii şimdi bu tanımlamadan sonra artık burada da bunu gölgelemem gerekiyor ve buna SS1 örneğin demem gerekiyor. Gerçi bir şey geldi aklıma, bakalım. Şurada bir hatam var sanıyorum. Bir, buradaki statik'i kaldırayım. Şuraya statik denemeyi yazmayı unuttum ben. Tamam. Bunu tekrar açacağım şimdi. Bir bu şekilde derleyeyim. Bakalım herhangi bir hatayla karşılaşacak mıyız? Şu anda 0 fail dedi. Şu anda bu çalıştı. Burada bu şekilde statik bir fonksiyon tanımlamış olduk. Burada eğer statik yazacak olursam yine bir sorun teşkil etmeyecektir. Yine çalışacaktır aynı şekilde. Tam tersi. Düşündüğümün tam tersi. Bakalım. Bu burada kullanılmamalıdır diyor. Tamam.
bunun açılımı bu şekilde. Yani dileyip burada belirtmiyoruz ama H dosyasında, yani daha doğrusu sınıfın tanıtıldığı yerde statik ifadesini veriyoruz. Statik fonksiyonların tanıtırken. Statik bir fonksiyonun bu şekilde iki dosyada tutulduğunda herhangi bir hatayla karşılaşmadık, gördüğünüz gibi. Bu şekilde rahatlıkla yapabiliyoruz. Statik bir void tanımlayabiliyoruz. Ama bir sayısal değişken, bir değişken tanımladığımızda statikle ilgili hatayla karşılaştık ve çözümleyemedik de sorunu. Bunlar bizim için hepsi birer deneyim. Bu deneyimleri zaten elde etmemiz gerekiyor. Zamanla derleyiciler üzerinde de deneyimlerimiz artacak. Yani sadece C++ ile ilgili değil, derleyicilerle ilgili de olarak deneyimlerimiz artacak ki bu çok önemli. Aslında zaten kullanacağımız en fazla iki tane derleyici olacaktır diye düşünüyorum ben. Birçok C derleyicisi var aslında ama Microsoft Visual Studio'nun C derleyicisi veya Borland'ın C derleyicisi. İkisinden birini kullanacağız büyük ihtimalle. Bu iki derleyiciyi iyi kavrayacağız. Tabii işlemler yürüttükçe, sorunlarla karşılaştıkça ve çözümlere ulaşmak için çabaladıkça daha iyi kavrayacağız bir takım işlemleri.